Herkese günaydın. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ama tabii ki devam eden askeri operasyonun etkileriyle ve tartışmalarıyla bu hafta da geçecek gibi görünüyor. Şu ana kadar ne kazanım sağlandı? Bundan sonrası ne olacak? Herhangi bir strateji masada mı? Nasıl ilerlenecek? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Hafta sonunda da çok çeşitli açıklamalar geldi. Arap Birliği'nden, Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump hala farklı farklı açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Türkiye'de daha çok bu operasyonun rüzgarı esiyor ama sakin bir şekilde oturup düşünürsek gerçekten bu operasyon Türkiye'yi nereye taşıyor, buna bakmaya çalışacağız. Özellikle Avrupa basınında baktığımız zaman çok Türkiye'ye yönelik çok şiddetli tepkiler var. Çünkü dünya bu operasyonu, Türkiye'nin bu askeri operasyonunu birincisi savaş olarak satın aldı ya da öyle kabul etti. İkincisi bunun Türkiye'nin argümanlarının ötesinde Kürtlere yönelik bir operasyon olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir yabancı basında, daha doğrusu Batı basında diyelim. Keza pek çok Arap basınında da durum böyle. Ve bu operasyonun Türkiye'nin Suriye topraklarına girmesi ve ihlali olarak da görünüyor ve öyle kabul ediliyor. Dolayısıyla Türkiye argümanlarını ya da nedenlerini anlatmaya başardı mı? Söylemleriyle eylemleri arasındaki bu sıkıntılı mesele, durum bundan sonrası için nasıl Türkiye'nin stratejisini şekillendirecek ya da şekillendirmeli? Biraz daha biz sakin olup biraz uzaklaşarak ve meseleye farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Mesut Yiyen, Profesör Doktor Mesut Yiyen Şehir Üniversitesi'nden ve hem Kürt meselesinde, Kürt sorunu konusunda, çözüm sürecinde de ve bölge meselelerinde de çok önemli tespitleri olan ve bölgeyi yakından izleyen bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi en sıcağıyla başlayalım istiyorum. Öncelikle şu meseleyle başlayalım. Sıcağını soracağım. İşin en sıcağı tabii ki SDK'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin, yani Suriye'nin kuzeyini yöneten Kürtlerin Şam yönetimiyle anlaşması. Bu bir kere her şeyin bence seyrini etkileyecek olan anlaşmalardan biri. Bunun içine gireceğim ama öncesinde şu bir Türkiye ne yapıyor, dünya ne algılıyor meselesiyle başlayalım. Bir özetleme babında da siz nasıl görüyorsunuz? Yani dünyadan bakıldığı zaman bu tarafa doğru nasıl bir görünüm var? Yani demin dediğiniz çerçevede bakacak olursak Türkiye'nin tezlerini kaç ülke satın aldı diye baktığımızda Katar, Pakistan, Azerbaycan galiba. Bunun haricinde kimse de Türkiye'nin Suriye'ye niye giriyorum fikrine dair açıklamasını çok benimsemiş gibi görünmüyor. Aksine daha büyük merkezlere baktığımızda Avrupa'ya, ABD'ye burada yoğun bir şey var, eleştiri var. Tahminim o ki bu minvalde devam edecek olursa Türkiye'nin geçici müttefiki gibi görünen işte Rusya ve İran'da galiba Türkiye'nin oradaki mevcudiyetine itiraz etmeye başlayacak. Bu da olursa şu ana kadar destek vermiş ülkeler de, ki onların desteğini de çok önemli görmemek lazım, desteklerini muhakkak seyreltirler ya da daha geri çekerler herhalde. Şimdi tabii şöyle bir şey var, yani genel olarak bir rüzgar esiyor. Birincisi Türkiye'de anladığım kadarıyla mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tezkereye evet vermesiyle, yani onaylamasıyla birlikte normalde AK Parti'ye son derece karşı olan cephe, oy vermeyen ve belki de normal şartlarda bu operasyonu sorgulayacak olan daha milliyetçi ama Atatürkçü, anti-Amerikancı cephe bile bu operasyon konusunda hayli heyecanlı. İşte sosyal medya paylaşımlarında da görüyoruz. Mehmetçi'ye selamlar, futbol takımının işte asker selamı vermesi, sosyal medyada işte arkanızdayız, Amerika orada Kürt devleti kuruyor. Kamuoyunda da tam bu operasyonun ne için ve neden ve ne şekilde yapıldığı konusunda anladığım kadarıyla bir netlik yok. Bunu neye bağlıyorsunuz? Medyanın tek sesliliğine mi? Farklı kaynakların kamuoyuna ulaşamamasına mı? Yoksa doğru dürüst tartışılmayan bir operasyon mu söz konusu? Yani birçok sebep var. Çok böyle genel tarihsel sebepleri, bir kere Türkiye'de kamuoyu her zaman çok milliyetçi olmuştur. Hele de söz konusu olan Kürtler ve biraz da Araplar olunca. Dolayısıyla bir genel bir milliyetçi kamuoyumuz zaten var ve onu köpürtmek falan da çok zor bir iş değil. Ama karar alıcıların bu kadar yekpare bir şekilde davranması ya da daha hani CHP minvalindeki karar alıcıların kendilerinden beklenildiği gibi davranmaması, ki ben o beklenti içerisinde olanlardan değildim açıkçası. CHP'nin aşağı yukarı bu türden bir davranış göstereceğini bekliyordum.
yine kamuoyunun yekpare bir şekilde hareket etmesinin önünü açıyor da düşünmesinin önünü açıyor. Bir de dediğiniz gibi Türkiye eninde sonunda neredeyse 2013'ten beridir inanılmaz bir şekilde tek yanlı bir medyanın bombardımanı altında. Dolayısıyla meseleye başka türlü bakma imkanları mevcut mudur değil midir? Bunu sıradan insanların çoğu henüz görebilmiş, idrak edebilmiş değil. Şimdi tabii bu durumda bizim gibi bağımsız yayın yapan, özellikle internet üzerinden yayın yapan medya oluşumlarına da yönelik tabii bir dikenden işte bir günün internet sitesinden meslektaşlarımız gözaltına alındılar. O aslında bir anlamda bir gözdağı niteliği de taşıyordu ama sonuçta farklı kaynaklardan aktarmaya çalışıyoruz. Sonuçta amaç burada dünyanın bu operasyona nasıl baktığı ve ne yapıldığı konusunda bilgilendirmek. Şimdi kısa bir özet verirseniz şu ana kadar ne elde edildi? Yani Türkiye'nin amaçladıklarıyla kıyaslayarak baktığımızda, yani henüz operasyonun başlaması daha bir hafta oldu. Amaçlananların yakınına bile yaklaşılmış değil. Amaçlananların da böyle hani tek başlık altında çok değerlendireceğini düşünmüyorum. Türkiye malumunuz bir kere hani SDG'nin oradaki işte böyle devlet benzeri yapılanmasına son vermek istiyor birinci olarak. İkincisi de bu M40 denen otoyolun ötesine geçmek istiyor ama üçüncü ve daha büyük hedefi de Fırat'ın işte doğusunda bir Arap entitesi yaratmak istiyor. Şimdi bu üçüncü hedef zaten biraz herhalde artık gündemden çıkmış gibi görünüyor. Ama Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar olan bölgede o otoyola ulaşmak da galiba mümkün olmayacak gibi görünüyor. Şu anda işte Resulan ya da Serikaniye denen bölge ele geçirilmiş durumda. Tel Abyad'da herhalde bir kuşatılması söz konusu. Dolayısıyla fiziken gördüğümüz Türkiye operasyon hedeflerinin belki yani neredeyse üçte birine falan ulaşabilmiş durumda. Ne Kobani ne Haseke henüz hani Türkiye'nin operasyon yapabileceği bir konuma gelmiş gibi görünmüyor. Dünkü anlaşmadan sonra da olması çok daha zayıf ihtimal. Şimdi sorularımız da geliyor seyircilerimizden. Onları da size yönelteceğim ama bir kere herkesin aklında şu soru var. Sizden de bunun yorumunu dinlemek isterim. Neden şimdi? Yani tamam evet bu güvenlikli bölge için bir tarih vermişti hükümet ve normal şartlarda geçen gün de bunun yorumunu paylaştık. Normal şartlarda şu anda SDK'ya karşı böyle bir operasyonun başlaması ya da YPG'ye karşı böyle bir operasyonun başlaması için doğrudan tam olarak bir neden yok. Yani Türkiye'ye yönelik bir saldırı yok ve sonuçta neden şimdi sorusunun tam olarak da cevabı aslında bütün bu yüksek sesli tartışmaların arasında sakin bir şekilde verilebilmiş değil. Seyircilerimiz de soruyor. Neden Türkiye şu anda bu operasyona ihtiyaç duydu? Gerçek şimdi, anlamıyla. Şimdi evet. Yani genel olarak bu hedef hep vardı. Yani Türkiye o SDG'nin işte orayı çekip çevirmesinden rahatsız ona son vermek istiyor. Ama neden bugünlerde oldu sorusunun galiba benim kafamdaki yanıtı işte Suriye'de kriz bir şekilde bir yerinden bakarsanız sona doğru ilerliyor. Bu Anayasa Komisyonu'nun kurulmuş olması ve İdlib'de de galiba işlerin Türkiye'nin beklediği şekilde ilerlemeyecek olmasının anlaşılmış olması. Üstüne üstlük ABD'nin işte bölgede kalma niyetinin çok kuvvetli olmadığını, özellikle Trump ABD'sinin bölgede kalma niyetinin çok kuvvetli olmadığının anlaşılması Türkiye'yi biraz harekete sevk etmiş gibi görünüyor. Bütün bunlar olmasaydı Türkiye bir uygun zaman kollayacaktı. Bu belli. Çünkü dediğim gibi 4-5 senedir oradaki entiteye bir şekilde izin vermeyeceğini söylüyordu. Ama bugünlerde olmuş olmasının galiba daha bir sıcak sebepleri demin söylediğim şeyler. Suriye'de bir çözüme doğru ilerleme ihtimali belirdi çünkü. Belirdi. Şimdi gelelim dün akşam. En azından belirmişti. Şimdi işler yeniden karışmış olabilir. İşler tekrar karışmış. Zaten yani Orta Doğu satrancı o kadar karışık ki kolay değil. Şimdi dün akşam Suriye Demokratik Güçleri ile Şam bir anlaşma imzaladılar. Bu zaten Şam yönetiminde uzun zamandır yolladığı bir mesajdı. Tam olarak içeriğini ancak el yordamıyla şimdilik görebiliyoruz ama... Öncelikle böyle bir anlaşmanın içeriği ne olursa olsun sadece manşet olarak bile yapılmış olması çok önemli. Siz bunu nasıl anlamlandırıyorsunuz ya da adlandırıyorsunuz? Nedir bu anlaşma? Vallahi iki kötü durumdan daha az kötü olanını tercih etti Kürtler SDG açısından bakarsanız. Suriye açısından bakarsanız en kazançlı çıkan rejim görünüyor tabii ki burada. Yani hazmetmesi çok daha uzun süre alacak bir meseleyi yani SDG-YPG meselesini bu anlaşma üzerinden daha kısa sürede hazmedebilir ve rejimin hani sınırları içerisinde
çekebilir gibi görünüyor. Ama bütün bu işin arkasında büyük mesele şu. Büyük bir aktör çekildi Suriye sahasında ABD. ABD çekilince Türkiye'nin ya da çekilebileceği belli olunca Türkiye'nin bu ölçekte iştahlı bir müdahale yapmasının önü açıldı. Ve yine ABD çekilince de SDG'nin dediğim gibi iki kötüden birini tercih etmesi durumu ortaya çıktı. Yani SDG'liler de başından beri kendileri de teslim ediyordu ki ABD gibi gücün koruması olmadığı takdirde hava kuvvetleri desteği almış rejimin de Türkiye'nin de karşısında durması mümkün değildi SDG'nin. Bir de üstüne üstlük en de sonunda korunan 3-4 tane şehir var. Ve Kobani'de hani şehir savaşının neye yol açtığı malum. Büyük bir ihtimalle SDG bir şehir savaşı yürütmek, yönetmek istemedi. Oradaki sivil unsurlara zarar gelmemesi için, daha fazla zarar gelmesi için. Şimdi yani şöyle diyebilir miyiz? SDG yani Kürtler bir kere Amerika'dan, en azından Trump yönetimindeki Amerika'dan artık daha bir hayır şu anda gelemeyeceğini anlamış durumdalar. Çünkü Trump'ın da açıklaması son derece netti. Çok fazla askerimiz öldü, çok fazla para harcadık. Bizim de orada işimiz olmamalı. Ne halleri varsa görsünler, bölge ülkeleri baksınlar. Zaten biz Suriye'ye niye girmiştik? Obama'nın yaptığı bir yanlışlıklı minvalinde bir açıklama. Şimdi bu Şam yönetimiyle anlaşmak demek aslında bir anlamda SDG'nin Ruslarla da anlaşması demek. Çünkü Esad yönetimine Rusların hala desteği biliniyor. Değil mi? Bundan hatta sonra bunu öncesinde belki Rusya ile anlaşması demek. Çünkü Rusya tahminim o ki 2 gün boyunca bir tazyik koymasaydı rejimin üzerinde. Rejim YPG'nin, SDG'nin biraz daha hasar görmesini isterdi ve dolayısıyla daha alt seviyeden bir pazarlık yapmak isterdi SDG ile. Şu andaki pazarlık yani mevcut koordinatları düşününce SDG açısından fena görünmüyor. Çünkü eğer doğruysa sızdırılan haberler sınırların korunması karşısında hani bir rejimle bir anlaşmaya varılmış diyor. Bu da yani Kobani'ye işte Haseke'ye vesaire Haseke'nin bir kısmında zaten rejim var ama rejimin girmemesi demek. Eğer buysa gerçekten anlaşma bu Rusya'nın rejim üzerinde baskısı olmadan elde edilebilecek bir anlaşma değildi zaten. Şimdi dediğiniz çok önemli yani biraz daha zayıflayarak tercih ederdi Şam. Ama Rusların bastırmasıyla oldu. Baktığımızda anlaşmanın en önemli unsurlarından biri sınır hattı boyunca Suriye ordusu konuşlanacak. Yani Türkiye'nin yapmak istediği bir Sünni kuşak kuralım Türkiye sınırında ve Kürtleri uzaklaştıralımdan doğrudan Şam yönetiminin kontrolündeki Suriye ordusuyla YPG'nin de içinde olduğu baş başa kalıyor anlamına geliyor. Değil mi sadeleştirirsek? Aynen öyle o anlama geliyor. Bir bilmediğimiz henüz ABD'nin çekilme işini nasıl gerçekleştireceği. Şimdi dün gece bir sürü böyle tuhaf haberler düştü. Hani Membiç'e rejimin girmesini ABD engelledi vesaire ama bugün o sabah o haberler yalanlandı ya da hani ABD'nin çekilmesinin bir iki gün daha süreceği söylendi. Eğer Türkiye ile ABD arasında bizim bildiğimizden daha derin, daha farklı bir anlaşma yoksa bu demin dediğiniz şey gerçekleşir. Ama şöyle bir anlaşma da olabilir. Yani Türkiye'nin Membiç'i, Tel Abyad'ı vesaire tutmasını sağlayacak bir şekilde ABD sahada kalmaya devam edebilir. Ya da diyelim ki hani SDG'den esirgediği desteği bu kez Türkiye için sağlayabilir. Bu olursa, bu sürpriz olur. Ama bu olursa demin dediğiniz o sınırlarda rejimle Türkiye askerinin karşı karşıya gelmesi biraz gecikebilir. En azından sınırların belli kısmında. Sınırların bir kısmında öyle olacağı zaten çok belli artık. Yani Türkiye'nin bütün o 400 kilometrelik sınırı tutması, oraya Arap nüfus yerleşmesi falan büyük bir ihtimalle gündemden çıktı. Ama hani Tel Abyad ve Serekaniye civarında rejimle Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi, yani karşı karşıya yüz yüze gelmesi belki daha zaman olabilir. Peki, şimdi seçim döneminde Trump-Rusya ilişkileri de biliyorsunuz Amerika'da neredeyse impeachment'a kadar gidiyordu. Yani büyük bir mesele haline gelmişti. Bu Rusya'nın da bastırmasıyla Suriye yönetiminin SDK ile anlaşması sadece Rusya'nın mı yoksa belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin de yani daha doğrusu Trump'ın Rusya ile olan ilişkileri nedeniyle de Trump'ın da okey ile olmuş olabilir mi? Biraz şeytan avukatlığını yapalım. O benim hakikaten yani uzmanlık alanımın dışında gerçekten. Bir de o tür şeyler çok hani spekülasyona dayanıyor ama hani Amerikan establishment'ın verdiği reaksiyona baktığımızda biraz fazla kişisel bir karara benziyor gerçekten Trump'ın kararı. Ama bu kişisel kararın arkasında hani Rusya ile onun arasındaki bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yoksa işte bu impeachment'tan kurtulmak üzere yaptığı yanlış bir hamle mi var? Bunları gerçekten bilebilecek durumda değilim ama bir açıdan baktığımızda da hani Trump seçimde de bunların sözünü vermiş biri.
bir sene önce de çekileceğim demiş biri ve yine establishment'ın sıkıştırmasıyla o çekilme kararından geri adım atmış biri. Yani genel siyasetiyle çok uyumsuz bir şey değil, adım değil. Fakat herhalde Trump'ın ABD emperyalizmine, ABD'nin küresel egemenliğine dair bir farklı yorumu olsa gerek. Yani Orta Doğu'da bu şekilde ABD olmadan, oradaki işleri bir şekilde çekip çevirmeden işte küresel egemenliğini mevcut biçimde sürdürebilir mi sorusuna Trump bir farklı cevap veriyor olsa gerek. Ki establishment anladığım kadarıyla biz buralarda olmazsa küresel egemenliğimizi de sürdüremeyiz diyor. Şimdi bu iki görüşten biri şu anda hani yönetim kademesinde, kararları alan kademede ama işte kongrede vesairede daha alternatif görüş giderek güçleniyor. Ama hani alternatif görüş galebe çalsa bile bu adımdan geri dönüş artık biraz zor. Yani Suriye'ye tekrar ABD'nin yerleşmesi biraz zor görünüyor. Şimdi dün yapılan açıklamalara baktığımız zaman önce askeri içerikte olan bir anlaşma olduğunu anlıyoruz ve siyasi meselelerin daha sonra ele alınacağını görüyoruz. Yani Şam yönetimiyle Suriye Demokratik Güçleri aslında tam olarak masaya şu meseleler halledildikten sonra oturacaklar gibi gözüküyor. Şimdi burada sorum şu, Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi anlaştığına göre ve orada bir şekilde bir birliktelik sağlanacağı göre bu dünya nezdinde Suriye'nin toprak bütünlüğü zaten sağlanmış oluyor anlamına gelmeyecek mi? Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki argümanı, yani ben buraya sınırlarımı korumak için giriyorum, Şam yönetimi işte güvenlik, yani bu devam edebilir mi Türkiye bu argümanla? Devam etmesi çok zor görünüyor. Sadece Kürt bölgesi için değil, galiba İdlib'deki, Afrin'deki mevcudiyeti de Türkiye'nin artık sorgulanır hale gelecek. Çünkü Türkiye kendisi de zaten o tezin bir savunucusu görünüyordu. Yani Suriye'nin siyasi ve teritoryal birliğini sağlamak bizim de amacımız gibi. Dolayısıyla bu amaç bir şekilde hasıl olmuş gibi göründükten sonra da hasıl olmasına yakın bir durum oluştuktan sonra Türkiye'nin orada kalması zor. Dediğim gibi bundan sonra galiba yani çok kısa bir süre İdlib'i ve Afrin'deki mevcudiyetini konuşmaya başlayabiliriz, evet. Türkiye'nin. Şimdi anlaşmanın içinde şöyle bir unsur var. Sınır bölgelerine anlaşmaya göre Şam yönetimi Membiç, Kuzeydoğu'da da Derik'ten giriş yapmaya başlayacak. Yönetim, yani şu yerel yönetimler de bir şekilde Şam'ın kontrol altına geçiyor. Gelen anlaşmadaki ilk unsurlar bunlar. Ve Rudav gazetesi yine anlaşmanın içeriğiyle ilgili bazı maddeler yayınlamış ve diyor ki Suriye ordusu Türkiye sınır hattında konuşlanacak. Kobani ve Memviç'te kent merkezlerine gidecek. Tabga ve Rakka'daki Fırat Barajı ve Memsuriye'ye girecek. Deir Zor'daki petrol rafinerisi Suriye ordusuna teslim edilecek. Bunları yorumlar ve anlamlandırır mısınız? Bunların son söyledikleriniz zaten çok hani sürpriz değil. Çünkü bunlar hani SDG'nin menziline sonradan girmiş hedeflerdi. Rakka'ydı, işte barajdı vesaire. Kürt nüfusun yoğun olduğu yerler de değildi zaten. Dolayısıyla ABD'nin bunlar biraz ABD'nin önerisiyle yapılmış işlerdi, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla ABD desteğini çektikten sonra oralar Kürtler açısından en vazgeçilebilir yerler zaten. Rejime en kolay teslim edilebilir yerler. Bundan sonra SDG'nin büyük hedefinin aslında kriz başladığında, ilk başladığında Suriye'de Kürt hareketinin yaptığı ilk teklife doğru geri çekileceğini düşünüyorum. Yani 3 tane kanton, biraz belki hani kendi içerisinde özelliği olan ama esas olarak rejimin kontrolünde olan 3 kanton, yani Kobani, işte Afrin ve Haseke. Yani 3 şehri bir şekilde biraz özel bir şekilde yönetmekte ısrar edebilir. Bu ısrarını da tanımayabilir rejim. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki rejimin bildiğim kadarıyla silahlı gücü ile aşağı yukarı, yani hacim olarak SDG'nin silahlı gücü aynı. Dolayısıyla hani böyle bir gücü yanına almak da isteyebilir sonuçta rejim. Bunu yaptığı zaman da işte özellikle hem IŞİD'e karşı yeniden hem de daha işte bu cihatçı muhalefete karşı yanında şey yapacak, savaşacak bir taze güç de bulabilir rejim. O açıdan bu demin söylediğim pozisyona gelmek rejim açısından çok sürpriz olmaz. Dolayısıyla şöyle özetleyebilir miyiz durumu? Şam yönetiminin giderek güçleneceği ve Rusya'nın da desteğiyle artık Şam'ın kontrolüne geçmiş, Şam yönetiminin kontrolüne geçmiş ama muhakkak ki ilerleyen günlerde tabii ki Şam yönetimi konusunda da bir takım değişiklikler, belki daha farklı görüşmeler olacak ama artık Şam yönetimini tanımak zorunluluğunun olduğu bir döneme giriyoruz desek ileri bir yorum mu olmuş olacak? Yani Ankara açısından bu artık
görmezlikten gelinemez bir duruma doğru ilerliyor der misiniz, diyebilir misiniz? Derim. Uzun zamandır zaten bu hattaydık aslında. Bundan sonra Ankara'nın yapacağı büyük pazarlık oradaki Sünni muhalefetin rejime nasıl bir şekilde entegre edileceği üzerinden olacaktır. Yani Ankara orada bir ayağının olmasını, bir şekilde bir etkisinin olmasını isteyecektir. Ve tabii ki oradaki Sünni işte nüfusun da büyük eziyet görmesinin önüne geçmek isteyecektir. Ama bunları gerçekleştirebilmek için elindeki kozlar giderek azalıyor. Çünkü işte ABD çekildikten sonra bundan sonra artık muhatabımız Rusya. Şimdi Rusya'da hani Suriye ile Türkiye'yi birlikte götürmek ister ama bu ikisinin aile çıkarları karşı karşıya kaldığında da herhalde daha fazla Suriye'nin yanında Şam'dan yana ağırlığını koyar. Dünyanın satın almadığı meselelerden bir tanesi de Türkiye'nin arada bir mesela Cumhurbaşkanlığı sözcüleri arada bir böyle unsur olarak nedir açıklamaların arasında serpiştiriyorlar ama IŞİD'le mücadele diye. Ama ondan sonra dönüp baktığımızda ağırlık işte YPG, PYD terör örgütüyle mücadele ediyor Türkiye. Bu da mesela dünya basında satın alınmayan bir argüman. Çünkü aslında dünyanın geri kalanını ilgilendiren IŞİD meselesi ne olacak? Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Biliyoruz ki IŞİD'in Türkiye'de uyuyan hücreleri var. Şimdi bundan sonra bu konular mesela hiç konuşulmuyor. Nasıl görüyorsunuz IŞİD'le mücadele konusunda? Yani mesela en son oradan başlayayım. İçişleri Bakanı kendisine yöneltilen soruya gülerek bir şey olmaz canım gibi bir cevap verdi. Yani ne kadar ciddi alınıyor Ankara tarafından bu mesele ya da bildikleri bir şey mi var? Nasıl yorumlarsınız bunu? Bildikleri bir şey de olabilir ama hani olmadığını varsayarsak IŞİD'in Türkiye içerisinde yaptığı şeyler malum. Bu şeyleri yeniden yapabilecek bir örgüt olduğu da açık. Ama IŞİD meselesinde benim gördüğüm Trump'la yapılan konuşmada bir önemli belirsizlik var. Çünkü ilk gün Trump'ın yaptığı açıklama hani Türkiye kucağına aldı bu meseleyi diye. Fakat sonra anladığım kadarıyla Batı kamuoyu tarafından bu biçimde okunması Türkiye'deki karar alıcıları da çok rahatsız etti ki Cumhurbaşkanı'ndan daha alt kademe insanlara kadar bir sürüsü hani biz böyle bir netlikte bir söz vermedik demek zorunda kaldılar. Çünkü bu hakikaten sözü verilebilir bir evet. işe benzemiyor. Çünkü işte 40 kilometrenin çok ötesine gitmek ve yani binlerce savaşçı ve on binlerce de ne bileyim onların ailesini falan bir şekilde kontrol etmek bu hangi hani enstrümanlarla bunu yapacaksınız? Çok zor yani o insanların ne bileyim bu Suriye Milli Ordusu'na falan entegrasyonu falan gibi şeyler düşünülüyorsa bu da çok tehlikeli bir iş. Yani Batı'nın herhalde kulaklarını çok kaldıracak bir iş. Şimdi Fahrettin Altun'un mesela bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanlığı basın iletişiminden sorumlu. Diyor ki IŞİD bize ihale edilmedi. Hı hı. Peki ama soru. Kime şimdi ihale edilmiş olacak bu durumda? Yani Türkiye YPG'ye karşı bir operasyon yürütüyor. SDG Şam'la anlaştı. Amerika benim kim bakıyorsa baksın dedi. Ne olacak? IŞİD meselesi ne olacak? İşte o konuda bir belli ki çok böyle liderler arasında netleşmemiş bir müzakere yürümüş. Yani Erdoğan ve Trump arasındaki bu dediğimiz türden ricat kokan açıklamalar yapılıyor. Benim tahminim hani Trump kendi kamuoyuna bu anlaşmayı satabilmek için bu türden kuvvetli bir işte teminat vesaire istedi Türkiye'den. Ne kadar kuvvetli teminat verilmiştir onu bilemem. Yani o tutanaklar falan henüz ulaşılabilir durumda değil. Ama Erdoğan'ın herhalde Trump'a söyledikleri üzerinden Trump dönüp böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Türkiye tarafı da bu açıklamanın hani çok orada verilen sözlerle uyumlu olmadığını söylemeye çalışıyor ki İleride olabileceklerin ne bileyim maliyetini üstlenmek zorunda kalmasın. Peki şimdi yani şunu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye diyor ki işte benim sorumluluğumda değil. Ben sadece bana yönelik tehditleri nedeniyle PYD, YPG ile savaşıyorum ama hükümet böyle şeylerin dillendirilmesini sevmiyor. İktidar daha doğrusu hükümet demeyelim. Fakat yani IŞİD terörünün dünyanın pek çok yerinde yani istediği zaman uyanabileceğini biliyoruz. Keza Türkiye içinde. Umarım olmaz. Umarım böyle bir şey gerçek o kesinlikle söz konusu bile olmaz ama eğer böyle bir saldırı olursa, yeniden bir canlanma olursa IŞİD'lilerin eylemlerinde bu Türkiye'nin üzerinde sırtına dünya nezdinde büyük bir sorumluluk yüklemiş olmayacak mı? Siz oraya girdiniz ve bu mücadelede kopukluk yarattınız suçlamasıyla karşı karşıya kalır mı? Büyük bir ihtimalle kalır ama zaten yani bütün bu operasyonun Batı tarafında, Batı nazarında meşruiyeti çok güçlü değildi. Dolayısıyla söz konusu meşruiyet biraz daha azalır. Yani
o hakikaten neye yol açar henüz bilmiyoruz. Böyle büyük facialara yol açarsa tabii ki Türkiye ile Batı arasındaki ilişkiler hiç beklemediğimiz biçimler alabilir. Ama işte dediğiniz gibi ümit edelim ki o türden biçimler almasın ve rejim ve oradaki SDG bir an önce bu işe tabii el koysun. Yani SDG hala bu IŞİD meselesini çözecek mercidir. Şu anda onların alanında olduğu için bunu söyleyebilecek evet. durumdayız. Ama yarın bir gün mesela bugünkü anlaşma rejimle yapıldığı söylenen anlaşma yürümezse, çökerse vesaire SDG için öncelikli gündem maddesi olmadığı belli. IŞİD'i şey altında tutmak, kontrol altında tutmak. Dönelim Türkiye'nin de Türk-Kürt meselesine. Şimdi tabii SDG ile neden konuşur? Yani neden Kürtlerle konuşmaz Türkiye eskiden olduğu gibi? Salih Müslüm'le zamanında konuşuldu, çözüm süreci sırasında. Neden dönüp de bunu diyalog yoluyla Türkiye çözmüyor? İşte yani soğukkanlıkla bu durumu, şu andaki operasyonu analiz eden bütün yazarlar bunu söylüyorlar. İçeriye baktığımızda siz HDP'nin aldığı tutumu yerinde ve yeterli buluyor musunuz? Bir ikincisi de Türkiye açısından, çünkü böyle haberler de geliyordu aslında, gizliden gizliye bazı görüşmeler götürülüyor. Hem Şam yönetimiyle hem Suriye Demokratik güçleriyle. Bunların ilerleyebileceğini, daha gelişebileceğini görüyor musunuz? Yani bu saatten sonra dönülmez bir ufuğun eşiğinde mi Türkiye, yoksa belki başka bir kapı aralanma ihtimali var mıdır ve HDP'nin pozisyonu tabii ki? Hiçbir durumu dönülmez bir eşik olarak görmek doğru olmaz bence. Yani siyasette, uluslararası siyasette böyle şeyler çok söz konusu olmaz. Dolayısıyla her şey olabilir ama şu anda böyle bir şeylerin olabileceği bir ortam yok. Yok, o açık. HDP ile ilgili sorunuza gelince, yani HDP aslında kendi tabanından ya da müttefiklerinden, hani onların verdiği mesajlardan anladığım kadarıyla kendisinden beklenen sertlikte bir karşı koyuş geliştirmiş değil hükümetin bu operasyonuna. Ama bunun bir sürü sebebi olabilir. Yani işte 2015'ten beri yürüyen baskı siyaseti vesaire, daha fazla risk almak istememesi filan. İşte bir de hani ne bileyim böyle kolayca yeniden hain olarak damgalanmamak, bundan sakınmak vesaire. Bütün bunlar etkili akıllı olmuş olabilir. Akıllı bir siyaset götürüyor der misiniz HDP için şu an için? Bence yanlış değil bu siyaset. Yani Türkiye kamuoyunun daha fazla öfkesini üzerine çekecek türden işlere girmemek ve yarın bir gün bir görüşmeye barışma ihtimali olursa da bu ihtimalin hani bir şekilde hazırlayıcılarından biri olmaya devam etmek, bu HDP açısından kötü bir pozisyon değil. Üstüne üstlük. Şunu da hesaba katmak gerekir bakın, yani Türkiye'nin Kürtlerini de bu aşamada herhangi bir şekilde sokaktan uzak tutmaya çalışmak önemli bir şey. Yani Türkiye'nin kendi iç barışı vesaire açısından HDP başka türden bir şey olursa onun sorumluluğunu da belli ki üzerine almak istemiyor ki, bu yani geride kalan 4-5 seneyi düşündüğümüzde anlaşılabilir bir şey kaygı ve dediğim gibi yani bu işlerde birilerinin biraz konuşulabilir kalması şey iyi bir şey. Şimdi biraz önce en başına demiştik ya, Türkiye'nin kamuoyunun kafası karışık. Yani AK Parti'ye oy verenler kadar CHP'ye oy verenler ya da hatta belki zamanında HDP'ye bile oy vermiş olan daha CHP tabanı diyelim. Çünkü AK Parti tabanı belki bunu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük liderliği olarak görmekle birlikte, CHP tabanı da ya Amerika'nın sınır başımızda bir tane Kürt devleti kuruyor olması beni çok rahatsız ediyor. Oysa Amerika şu anda oradan çekilme niyetinde. Dolayısıyla bu bir Kürt devleti kurulacak fobisi konusunda Türkiye kamuoyunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Kürt devleti orada kuruluyor fobisi ne kadar gerçekliği yansıtıyor, içeriyor ve siz orta ve uzun vadeyi nasıl görüyorsunuz? Olabilirliğini daha doğrusu. Yani şimdi 2003'te Irak'ta olandan sonra Türkiye Suriye'ye karşı hep daha işte biraz müteyakkız halde oldu. Orada da benzeri bir durumun tekrar etmesini istemiyor. Şimdi Türkiye'de rejimin korktuğu gibi böyle Akdeniz'e uzanan bir Kürdistan vesaire, bunun hiçbir zaman gündemde cari bir ihtimal olduğunu düşünmedim. Öyle olduğunu da çok zannetmiyorum açıkçası. Ama meselenin çok bu da olduğunu zannetmiyorum. Bence Türkiye açısından Akdeniz'e uzanan bir Kürdistan değil ama Suriye'de Irak'takine benzer bir federal durum bile tahammül edilebilir değil. Çünkü bu iki federal durum dönüp işte Türkiye'deki Kürt vatandaşlarına bir şekilde bir ilham kaynağı olur diye endişe ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki mevcut Kürt meselesi etrafındaki statükoyu değiştirmemek ya da değişmesini geciktirmek şu anda Türkiye'nin öncelikli meselesi. Bunun için Suriye'de olan bitene karşı bu kadar dediğim gibi teyakkuz halinde. Ama kamuoyuyla ilgili kısmını şöyle değerlendirmek mümkün. Eninde sonunda Türkiye işte parçalanmış bir imparatorluğun
mirasçısı. Böyle bir hafızası var. Dolayısıyla bu hafızadan dolayı bu tehlike vardır fikrini güçlü kılmakta devletler, medya için vesaire zor değil. Yani şöyle bir perspektiften de bakılabilir bütün bu şeye. İşte Suriye'de Kürtlerin hakkını, hukukunu elde etmesi, federal bir duruma kavuşması, daha demokratik bir Suriye, bizim vatandaşların, bir dönem vatandaşımız da olmuş birilerinin, bugünkü vatandaşlarımız, akrabası olmuş birilerinin daha müreffeh, daha rahat bir hayat yaşaması falan demek. Böyle bir perspektiften de bakılır ama bu perspektifin kaynakları Türkiye'de o kadar zayıf ki şu anda olup biten, dediğim, demin söylediğim gibi beni çok şaşırtmıyor açıkçası. Üç noktayı kısa kısa yorumlayalım istiyorum. Birincisi, yayınımızın başında dediniz ki bu önümüzdeki günlerde İran'ın da ciddi tepkisi ve farklı yaklaşımıyla sonuçlanacak bir döneme girilebilir. İran'ın neden böyle yapabileceğini düşünüyorsunuz? Nedir bu yorumunuzun arkasındaki gözleminiz? Ya da bir kere tahmininiz? Tabii ki bir Sünni Arap nüfus yerleştirme işi Fırat'ın işte doğusuna. Ayrıca hani İran Türkiye'ye karşı, Türkiye de İran'a karşı her zaman zaten biraz böyle alarm durumunda olmuşlardır. Bölgedeki işte etkinliklerini arttırmalarına karşı. Dolayısıyla yani SDG'yi imha edip geri çekilecek bir Türkiye olduğunu bilse İran büyük bir ihtimalle bu fikre çok itiraz etmez. Ama Türkiye'nin girip SDG'yi ortadan kaldırdıktan sonra ne yapacağına dair İranlıların tabii ki bir takım tahminleri var ki Türkiye'de bu tahminlerin bir kısmını zaten kendisi açık etmiş durumda. Orada bir işte Sünni Arap bir entite yaratacağım diyor, bir cep yaratacağım diyor. Hatta doğru, kuşak aslında, bütün bir kuşağı böyle yapacağım diyor. İşte 2 milyon kişiden söz ediyor. Şimdi bu İran'ın kaldırabileceği bir şey değil. Kaldı ki siz de katılıyor musunuz bilmiyorum ama bugün Milli Ordu, Suriye Milli Ordusu olarak ismi değişti. Özgür Suriye Ordusu'ydu. İktidar şu anda Milli Ordu demeye başladı. Ama hepsinin çoğunluğunun cihatçılardan oluştuğunu biliyoruz. Bu da belki kamuoyu tarafından çok fazla algılanmayan ya da belki görülmeyen bir durum ama bunu, yani bunun orta uzun vadeli Türkiye'ye bir sıkıntı doğuracağını düşünüyor musunuz? Bugün için belki operasyon olarak avantajlı da elverişli kullanışlı da sonrasında bu cihatçılar ne olacak sorusunun çok da fazla cevabı yok herhalde. Evet, Türkiye galiba yani köklü bir iktidar değişikliği vesaire olmazsa biraz bölgede İran gibi hareket etmeye başlayacak. Türkiye'nin geçmişinde pek olmayan bir şey. Yani vekiller üzerinden bölgede savaş yürütmek Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde takip ettiği bir siyaset değildi. Ama Suriye kriziyle birlikte biz böyle bir şeyin içine düştük. Dolayısıyla bunun benzerini, bunun başka formlarını vesaire görmeye devam edebiliriz. Eğer Türkiye bölgesel stratejisini kökten bir şekilde yenilemezse ya da bir iktidar değişikliği olmazsa. Mesela şöyle sıkıntılar yaşanabilme riski var mı? Özgür Suriye ordusuna destek verdiğin ölçüde iyisin. Ama vermediğin zaman sınırının içinde olanların bağlantıları var, uzantıları var. Burada hatta yaşayanları var. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği açısından da bir risk oluşturuyor bu destek. Büyük bir risk oluşturduğu açık. Yani yarın bir gün evet dediğiniz gibi Türkiye ile hele mesela bir iktidar değişikliğinde bir bölgesel nasıl değerlendirme Türkiye'de değişirse bu bugüne kadar desteklediği silahlı unsurlarla ne yapacak? Bunlardan kurtulması o kadar kolay olacak mı? Bunlar büyük sorular. Ama hani Erdoğan ve çizgisi, işte Erdoğan Hulusi Akar çizgisi iktidarda kaldığı sürece sanıyorum o aktörlerle birlikte iş tutma hali Türkiye'nin devam edecek. Türkiye'de askeri şu anda siyasi iktidarın kararlarında etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Onu böyle karşısına alan bir şey yok zaten. Bence hani Türkiye'de orduyla iktidar arasında eskiden bildiğimiz tarzda bir şey, mesafe artık yok. Ve tabii ki Arap Birliği'nin kararı. Şimdi yani ben eski dönemde de Arap Birliği toplantıları yakından izlerdim. Arap Birliği'de zaten onlardan beklenen tepkiler çok az gelir. Zamanında Arafat çok konuşma yapardı. Sonuçta o kadar zayıf bir karar çıkardı ki sonunda Arafat yazık konuştuğuyla kalırdı. Arap dünyası içinde bir meseleler, sorunlar ya da Arap ülkelerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir zaman zaten bir uzlaşma ve gerçek bir destek söz konusu olmamıştır. Ama bu seferinde Suriye konusunda, yani Türkiye'nin operasyonu konusunda gerçekten bir ortak mesaj çıktı ve Rusya'nın da bir açıklaması var. Suriye artık Arap Birliği'nin saygın bir üyesi olarak geri dönmelidir diye. Buna baktığımız zaman nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?
Şimdi Arap Birliği bir kere yani işte Suudi Arabistan ve Mısır'ın etkin olduğu yerler. İkincisi Suriye dair siyasetinde bunlar yenilemeye çok hazır durumdalar zaten. Yani onlar Suriye'de oluşan realiteyi Türkiye'den daha fazla kabul etmiş durumdalar. Türkiye halen revizyonist bir tutum, yani bu uluslararası ilişkiler dille konuşacak olursak bir tutum takip ediyor. Yani orada işte desteklediği Sünni muhalefetin bir söz sahibi, bir işte ne bileyim etki sahibi olmasını istiyor. Oysa Arap yani birliğine yön verenlerin bu türden bir derdi yok. Dolayısıyla oradan gelen tepkinin bu kadar zayıf olması da çok anlaşılmaz değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum Mesut Yen. Bilmiyorum önümüzdeki kısa döneme bakıp eğer bir manşet vermek isteseydiniz ne verirdiniz? Nasıl bir kısa vade görüyorsunuz? Yani öyle manşet vermek çok hani anladığım işler değil ama dediğim gibi bu karşımıza çıkan yeni durumun büyük sebebi ABD'nin gidip işte Rusya'nın Suriye'nin artık etkin gücü haline gelmiş olması. Dolayısıyla hani şimdiye kadar böyle bir tahtarevallide biraz denge siyaseti yürütebiliyorduk. Hep bir tarafına bastığımızda diğer taraf kalkıyordu ama şimdi bastığımız tarafta ABD çekildi. Dolayısıyla Rusya bir anda tahtarevallinin öbür tarafında büyük bir şey vermiş durumda, ağırlık koymuş durumda. Türkiye o ağırlığı dengeleyebilecek bir ülke değil. Hele Suriye sahasında. Dolayısıyla bir vadede muhakkak Rusya ile Türkiye'nin beklentilerinin çok altında bir uzlaşmaya gidecektir diye düşünüyorum. Artı enteresan hükümet iktidar cephesinden de şunu görüyoruz. Sürekli Washington, yani Trump'tan gelen açıklamaları kızmakla dengelemek arasında gidip gelinen bir durum var. Hem Trump'a kızılıyor ama diğer yandan mesela şöyle açıklamalar görüyoruz. Ya aslında işte Amerika içindeki farklı kanatların kafa karışıklığını Trump daha açık hale getirmeye çalışıyor. Çelişkili açıklamaları bunlar. Çünkü Pentagon başka düşünüyor. Beyaz Saray başka düşünüyor ama 13 Kasım'da Washington'a bir ziyareti söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Açıklamalar yapıyorlar. Biz dakika dakika Washington'u bilgilendiriyoruz diye. Şimdi bu kadar kızdığın ve destek olmadığını ya da ona karşı mücadele ettiğini söylediğin bir güce karşı da aynı zamanda anlık anlık bilgi vererek devam ediyorsunuz. Ya da işte kimi zaman farklı açıklamalar. Belki son olarak bunu da söyleyerek kapatırız. Bu karışık Amerika ile Trump'la olan ilgili yaklaşım biçimi ya da siyaset biçimi sürdürülebilir mi? Daha karışacak gibi görünüyor. Yanlış anlamıyorsam özellikle hükümete yakın bir kısım kalem erbabının söylediklerini. Şimdi rejimle Türkiye ordusu karşı karşıya gelmeye başladığında bu durumu Rusya üzerinden halletmeye çalışacak Türkiye. Eğer Rusya ile bir anlaşma sağlayamazsa dönüp Rusya ile anlaşma sağlanmasını sağlamak üzere yeniden Amerika'dan bir şekilde bir destek isteyecek. Dolayısıyla Kasım'daki ziyarette bu kez hani Rusya'ya karşı bir ABD desteği aranabilir. Bir kısım dediğim gibi kalem erbabı şimdiden Türkiye bir NATO ülkesi. Dolayısıyla Rusya'ya karşı Türkiye'yi korumak NATO'nun sorumluluğudur demeye başladı. Evet. Durum karışacak. Daha karışacak. Karışacak demesek bile karışık günler bizi bekliyor öyle diyelim. Gibi. Peki Mesut Yer, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Suriye'de ne olup bittiğini, daha doğrusu Türkiye'nin askeri operasyonunun ayrıntılarını değerlendirmeye devam edeceğiz. T24'te kalın.